Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öster'e şimdi soracağız bu hafta. Önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak diye. Hüseyin merhaba. Merhaba. Biz bilmiyorum senin gözlemin nedir. Yani başka toplumlarda hava bu kadar konuşuluyor mu, bu kadar yorumlanıyor mu? Evet. Ama biz değil mi haftalık haftalık gün gün sürekli hava üzerine sohbet ediyoruz, evet. Merak ediyoruz. Sıcaksa daha şikayet da ediyoruz, soğuksa şikayet ediyoruz değil mi? Şimdi sana hep sorduk yaz geliyor mu, yaz geliyor mu, niye bu kadar yağmurlar soğuk uzadı diye. Şimdi de yaz geldi galiba. Artık bundan sonra bu sıcak havalar devam mı edecek? Evet Serap, sadece bizim ülkemizde değil, hatta Amerika'da eyalet eyalet hava durumu kanalları vardır. Bu iş çok değerli. Gece sıcaklıklarını veren farklı bültenler bile var. Sadece gece sıcaklıklarını veriyor ilçe ilçe değil mi? Biz yine seninle arada bir konuşuyoruz söylediğin gibi. Ve ilk sıcak hava dalgasına girmek üzereyiz. Aslında çok da iyi bir haberle gelmiyoruz. Meteorolojinin şimdi yaptığımız son tahminlere göre hızlıca aktarayım son hava sıcaklığı tahminlerini. Cumartesi, pazar ve pazartesi günü, önümüzdeki hafta sonu yani, cumada da yine ısınma var ama batı bölgelerde 35 ila 40 derecelere çıkmasını bekliyoruz gölgede hava sıcaklıklarının. Pazar ve pazartesi özellikle şimdiki tahmin değişmezse son zamanlardaki Mayıs içinde yaşadığımız en sıcak günlerden bir tanesi olabilir Serap. Hatırlarsan 10 gün, 12 gün önce de en soğuk günlerden birkaç tanesini yaşıyorduk. O zamanlara sabredemedik, hemen ısınsın istedik. Biraz fazla mı istedik bilinmez. Aydın, Muğla, Balıkesir, Edirne ve İzmir. Bu 5 kent gelecek hafta sonu sıcak hava dalgası sebebiyle sağlık sorunları yaşayabilir bu şehirde yaşayan insanlarımız. Gölgede termometrenin Aydın'da 40 dereceyi biraz aşmasını dahi bekliyoruz. 40,5 gösteren tahminler de var. İstanbul'daysa önümüzdeki günler yağmursuz. Şu an bulunduğum yerde hissedilen hava sıcaklığı benim tahminime göre 28-30 derece arasında. Bu hafta sonuysa hissedilen hava sıcaklığı İstanbul'da 34-36 derecelere yükseliyor ve termometrenin kendisi gölgede 30 dereceyi ölçüyor. Yani tam bir Temmuz ortası, olgunlaşmaya yakın bir yaz mevsimi havası geliyor Türkiye'nin batısına. Az önce haberlerde gösterdiğiniz Kars ve çevresinde geçtiğimiz günlerden kalan o kar yağışları, zaman zaman onlar dolu yağışlarına da sebep olan bahar yağmurları ise yarın ve aslında cuma da devam ediyor aralıklı olarak, ama iç kesimlerde kıyıdan uzak Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, işte Elazığ, Erzincan'a doğru Konya, Kayseri gibi öğleden sonra yarın ve bir sonraki gün cuma da öyle, cumartesiye kadar sarkabilir. Buralarda yağış alıyoruz parça parça, doğru, ama havayı soğutmadan. Asıl kıyılarımızda dikkatli olalım. Son zamanlarda sıcaklıkların böyle dalgalanmasına çok alıştık ama bu sefer yaklaşık 10 derece mevsim ortalamasının üzerine çıkıyoruz. 38 derece Balıkesir pazar günü diyorum. Tekrar bunu hatırlatacağız tabii. Cuma yayınlarımız olur, yarın kısa olur. Kısa bir süreliğine mi böyle yukarıya doğru çıkıyor Hüseyin? Yani sonra tekrar örneğin bir hafta sonra bir düşüş olacak mı? Nasıl bir grafik izleyecek değerlendirmeye göre? Bu 5 şehir saydık ya, bir de İstanbul'da katabiliriz, evet. Serap. Bunlar pazar, pazartesi iyice sıcak 2 günden sonra salı, çarşamba 28, 27, 26'lara yerine göre iniyor. Yani 25'in altına daha düşmüyor tekrar, öyle söyleyeyim. En çıktığı yerse İstanbul'da 32, düştüğü yerde 25 gibi olacak önümüzdeki dönem. Haziran ayının ilk haftasında tekrar bir sıcak hava dalgası yok. Haziran ayının başlangıcında bugünkü gibi böyle tam aşırı bunaltmayan gibi görünüyor ama bu hafta sonu bugüne göre 4-5 derece daha sıcak. Bakın bugün serin kalacak bu hafta sonu pazar, pazartesi, salının yanında. Kalp rahatsızlıkları, işte nefes darlıkları, problemleri artabilir. Su buharı ve nem yoktu havada. Bu baharın güzel tarafı buydu. İlk baharı bir türlü sevdiremedik kimseye ama su buharı yoktu. Harika nefes alıyorduk, rahat uyuyorduk. Şimdi o günlerde yerini daha nemli, buharlı su buharı, eyyamu bahur sözcüklerini duyarsınız yine yakında. Bunlara bırakmaya başlayacak Serap maalesef. Böyle bir ısınma var. Ama sonrasındaki serinlik ümit verici. Yani yine 25'lere düşse razıyız. Takip edeceğiz tabii. Bunlar hava tahmini, sıcaklıkları tahmini şu anda böyle Serap. Evet, Aydın, Aydın, Muğla, Balıkesir, Edirne, İzmir dedin değil mi? Balıkesir, 40 derece Edirne, gölgede. Evet. Önemli bir uyarı. 38 yerine göre 38-40, bu çok yüksek. Temmuz'un sonunda bir sıcak hava dalgasının içine girdiğimizde de 42 oluyoruz zaten. 44 de olabiliyoruz ama 40'lı bir şeyi telaffuz ediyoruz bakın Mayıs ayında. Bu o biraz Libya'nın iyice aslında batısından çok şiddetli, kuvvetli üst seviye rüzgarlarıyla gelecek. İnanılmaz bir hareket, jet rüzgarı hava taşımasını bekliyoruz bu cumartesi pazar. O sebeple oluyor, sebebi de o. Bugünlerde yine sakin esiyor rüzgarlar. Pazar pazartesi daha biraz daha esintili olacak. Onu da söyleyelim. Takip edip aktaracağız. Evet, sıcak ve rüzgarda yangın korkusu
yaşatıyor bize. O da akla geliyor. Doğru işte. Evet. Hemen bunu düşünmemiz lazım aslında akılcı olursak Serap. Ama hava o kadar şu anda aşırı derecede kuru değil. Yani özellikle daha doğrusu mevsimin ilk sıcak hava dalgası olduğu için risk açısından tabii bu da riskli de kırmızı seviyede bir risk değil gibi duruyor ama yine de söylediğin doğru. Cuma günü özellikle biz buna değinecektik tekrar. Orman yangını ihtimali var mı? Sıcaklıklar nerede kaç derece diye ama haklısın. Hafta sonuna dikkat diyelim şimdiden. Hüseyin Öztel çok teşekkürler. Bu hafta sonu çok sıcak geçecek özellikle ülkenin batısında.